Ticaret Borsası adına saygıyla selamlıyorum. Kuşaklar boyu bolluğun ve bereketin simgesi olan cennet meyvesi incirin 2018-2019 sezonu rekoltesini açıklayacağımız toplantımıza hoş geldiniz. Bölgemizin kuru incir rekolte tahmin çalışmaları ilgili kurumların desteğiyle yaklaşık 60 yıldan fazladır İzmir Ticaret Borsası koordinatöründe gerçekleşmektedir. Yurt içinden ve dışından birçok sektör temsilcisi bu çalışmanın sonuçlarına güvendiği için önemsiyor ve sezonun en önemli bilgisi olarak kabul ediyor. Üstelik hazırlanan rapor ile sezonun ve ürünün adeta fotoğrafı çekiliyor ve izlenecek politikalara yardımcı olması amacıyla ilgili bakanlıklarla paylaşılıyor. Bu yılki rekolte tahmin çalışması heyetimizin özverili çalışmasıyla 6-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında tamamlanmış olup mevcut durum ve tahmini rapor heyet tarafından mutabakat toplantısında sunulmuştur. Rekolte tahmin sonuçlarını açıklamadan önce sizlere bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, gerek coğrafi konumu gerekse tarımsal zenginliğiyle ülkemizin dünyanın en gözde ülkelerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar üretim potansiyelimizi yeteri kadar kullanamıyor, konjonktürel sorunlar yaşıyor olsak da mevcut durumumuzda dahi birçok gelişmiş ülkeden daha güçlü bir tarımsal ekonomimiz var. Bu güçlü yönümüzü daha çok ortaya çıkarmak, dünya piyasalarında yer bulabilmek, tarım ve tarıma dayalı sanayimizi büyütmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üreticiler ile yeni yollar arayışına girmek zorundayız. Tarım ülkesi olduğunu söylediğimiz ülkemizde saman ve et ithalatı yapmak istenilen bir durum değildir. Değerli basın mensupları, tamamlanmak üzere olan 2017-2018 sezonunda 11 Ağustos itibariyle 61 bin ton kuru incir ihracatı karşılığında ülkemize 265 milyon dolar döviz kazandırdık. Kuru üzüm için bu rakam 430 milyon doların üstünde ve daha nice tarım ürünümüz, nice ihracat potansiyelimiz var. Bu nedenle el ele verip güçlenmemiz, doğru ve uzun vadeli tarım politikalarıyla gücümüze güç katmalıyız. İlk atılması gereken adımlardan biri tarım ürünlerimizde markalaşmadır. Bölgemizde Ziraat Fakültesi olan 3 adet değerli üniversite var. Bunun yanında araştırma enstitülerimiz var. Üretici, tüccar, ihracatçı, üniversite, kamu olarak ortak paydada buluşup sektörümüzü geliştirmeye engel olan hiçbir şey yok. Değerli dostlar, bu pasta hepimize yeter. Yeter ki kaynaklarımızı dikkatli kullanalım, yeter ki ürünümüze ve geleceğimize sahip çıkalım, koruyup geliştirelim. Lafı çok uzatmak istemediğimden sizlere küresel ısınma veya topraklarımızı korumak, havamızı korumak gibi zaten dikkat etmekte zorunlu olduğumuz konulara girmeyeceğim. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki tarım ve sanayi ileri ve geri bağlantılarıyla birbirinin tamamlayıcısıdır. Fabrikalara, enerji santrallerine, maden işletmelerine ve diğer tüm üretim tesislerine ihtiyacımız var. Ancak bu tesisler sınırlı ve devamlı olmayan su gibi, toprak gibi doğal kaynaklarımıza zarar verebilecek her türlü girişimden kaçınmalı ve devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenmelidir. İhracatta nasıl bir sezon öngörülür? Ürün güzel. Beklenti iyi ama biraz bu son dönemdeki hareket nasıl bir gelişme yarattı? Vallahi bu konuya ben de cevap verebilirim ama bence daha doğrusu İhracatçı Birlikleri Kurum Evi Başkanımız Birol Bey'in cevap vermesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Oysa 3 gün 4 gün önce pazartesi günü itibariyle 7 lira seviyesindeydi. Bir de şuna bakmak lazım genel olarak. Bu makroekonomidir. Bu türbülans hariç. Biz tarımsal ürünlerimizi kur politikasıyla değil de doğru algı politikasıyla pazarlamamız lazım. Satmamız değil. Yani altını çizmek istiyorum siz değerli basın mensuplarına. Yani biz maalesef burada bir algı yaratmamız lazım. Yani kur ne olursa olsun ama global dünyada bizim ürünlerimiz muadili, özellikle başkanımızın da ifade ettiği gibi cennet meyvesi olayını olması gereken değerde pazarlamamız lazım, satmamız değil. Maalesef biz satma algısına odaklanmış bir toplumuz. Bu yeni yapılanmada tarım
ve Orman Bakanlığımız, aynı şekilde Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle biz kuru yurt dışındaki ithalatçılarımıza değil, buradaki güç oluşumuyla üreticimizin ve diğer paydaşlarımızın nezdine sunmamız lazım ki gelecek ortamlarda daha aktif, daha rekabetçi, daha kaliteli ve daha ürün geliştirici projeksiyonlara bakabilelim. Can nerede? Can nerede? Can. Can nerede? Böyle. Oğlum neredesin Can? Böyle. Gel buraya. Saklanıyor. Çabuk, 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 çabuk. Evet, hadi. Hadi bakalım. Can'ı babası öreye ön tarafa al. Atatürk bile Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş.